Buhar Kent Belediye Başkanı Mehmet Erol, devletten ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden alınan desteklerle 8 milyon yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Büyükşehir yasasının her ilçeyi olduğu gibi Buhar Kent'i de dar boğaza soktuğunu söyleyen Erol, "Aldığımız gelirler bizde kalmalı ki daha iyi hizmet üretebilelim" şeklinde konuştu. Başkan Erol, buna rağmen devletten ve Büyükşehir'den alınan desteklerle 8 milyon yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Değerli izleyicilerimiz, şu anda Aydın'ımızın güzel ilçelerinden bir tanesi Buharkent'teyiz. Ve Buharkent Belediye Başkanı Sayın Mehmet Erol'la birlikteyiz. Başkanım, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz sizler. Hoş bulduk. ITV olarak sizi ziyaret etmek istedik. Öncelikle tebrik ediyorum yapmış olduğunuz yatırımlar, yapmış olduğunuz hizmetler ve bu hizmetlere emeği geçen herkese de öncelikle çalışmalar hakkında neler söylemek istersiniz Buharkent'te? Evet. Buharkent, Aydın'ın en uzak ilçesi, denize yakın bir ilçesi. İhtiyacımız çok. Bizim diğer ilçelerden buna benzer bu ölçekteki beldelerden kıyaslandığı takdirde, beldelerle kıyaslandığı takdirde çok gerilerde olduğumuz görülür. Biz bir sene oldu göreve başladık. 1 Haziran'da seçildik biliyorsunuz biz. Ondan sonra yoğun bir şekilde çalıştık. İşte bir katalog düzenledik. O katalogda da görmüşsünüzdür. Yaklaşık 8 milyonluk bir yatırım söz konusu bizim dönemimizde. Var gücümüzle çalışıyoruz bu Buharkent'in eksiklerini gidermek adına. Bu konuda bize destek veren herkese, meclis üyelerimize de başta ben teşekkür ediyoruz. Ekibimize de. Ama yoğun bir şekilde çalıştık ve çalışmamız lazım. Bu eksiği kapatmamız için, bu farkı kapatmamız için çalışmamız lazım. O yüzden elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üniversiteyi açtık mesela, bizim en önemli şeyimiz, projemiz bir tanesi oydu. Eğitim çok Meslek önemli. Yüksek Okulu'nu açtık biz, Buharkent Meslek Yüksek Okulu'nu. Bu sene ek kontenjandan öğrenci alacak. Öğretim kadromuz oluştu. Bizim için belki bir hayaldi bu. Bunun için çok çaba harcadık. Ben Sayın Bakanımız Nihat Zeybekçi, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi'ye huzurlarınızda, sizin nezdinizde teşekkür etmek istiyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en büyük desteği o verdi bize, vekillerimizle birlikte. Sağ olsun, bizim için önemli bir eşikti, özlemdi üniversite. Onu gerçekleştirdik, sözümüzü tuttuk. Bunun dışında birçok şeyler yaptık biz Buharkent'te. İşte 1 milyonluk park alanı döşedik. 1 milyon liralık park alanı. Bizim bütçemiz çok düşük bir bütçe. En küçük ilçelerden bir tanesiyiz biz. Araç parkımızı yeniledik neredeyse. Başkanım, bir konuya daha değinmek istiyorum. Büyükşehir yasasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü yapmış olduğunuz hizmetler Büyükşehir yasasıyla maddi yönden biraz sıkıntı gibi gözüküyor ama siz hakikaten 8 milyon az bir ücret değil. Evet, Büyükşehir yasası herkes tarafından eleştiriliyor. Doğru, biz de eleştiriyoruz. Yasanın hemen tadil edilmesi lazım, yeniden düzenlenmesi lazım, revize edilmesi lazım. Doğru. Şehrin ortasından geçen caddeden Büyükşehir sorumlu olmamalı. İlçe merkezinde mahalle içerisindeki belediye hizmetinin tamamı ilçe belediyesi tarafından yapılmalı. Önceden yapılmıyor muydu? Yapılıyordu. Kanalizasyon, su işleri yapılmıyor muydu? Yapılıyor. Yapılıyor. Büyükşehir neler yapmalı? Büyükşehir ilçeler arasındaki, köyler arasındaki, mahalleler arasındaki bağlantı yollarından sorumlu olmalı, ne bileyim ishalatlarından sorumlu olmalı. Daha büyük projelerde Büyükşehir'e görev almalı, üstlenmeli. Maddi kaynaklar için. Aynı şekilde tabii ona geleceğim. Bizim ödeneğimizin %40'ını Büyükşehir götürüyor. %30'unu Büyükşehir'e, %10'da askıya olmak üzere. Çok önemli bir rakam. Buharkent'ten şu ana kadar Büyükşehir'e aktarılan pay, bunun içerisinde şeyler var. Genel bütçeden gelen paylardan ödenek, su paraları, işte katılım bedelleri, reklam yardım bedelleri falan, sulama suları falan, bunların hepsini hesapladım 3,5 trilyon lira. Eski parayla, yeni parayla 3,5 milyon lira bir ödenek, bir kaynak Büyükşehir'e aktarılmış Buharkent'ten. Bu çok büyük bir kaynak Buharkent için. Bizim birçok sorunumuzu çözer. Mehmet Erol, ITV'nin yeni yayın dönemiyle ilgili de görüşlerini dile getirdi. Evet, ben hayırlı uğurlu olsun diyorum ITV yönetim, yeni yönetim için. Yerel gazete olsun, yerel basın çok önemli. Bizler takip ediyoruz onları sürekli. Bizler de yansıtan bir basın unsuru. Bunları her zaman görmek istiyoruz. Yani yerel basının güçlenmesini istiyoruz daha doğrusu. O yüzden yeni yayın hayatında, yeni yönetimle birlikte ben ITV'ye başarılar diliyorum. Ben sık sık da Buharkent'te biz kendilerini görmek istiyoruz.
Özellikle bizim İncir Festivalimiz var. Orada da sizleri mutlaka orada görmek isteriz. Sizin İnşallah. Yayınlarınızı. Başkanım bize kim davet ederse biz oradayız, yanınızdayız. Onun için endişeniz başkanım olmasın ama yayınımızın uyduda olması size ne gibi artılar sağlayabilir? Daha fazla kişi tarafından izlenmesi imkanı sağlar. Şimdiye kadar izleme imkanı yoktu. Aydın'da bu varken de çok fazla izlenmiyor ITV. Evet. Ancak uyduya geçmiş olmasıyla izleyici sayısı hayli artacaktır ve burada da bu harekette de izlenecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden bizim sesimiz olacaksınızdır mutlaka, gözümüz olacaksınızdır mutlaka. Bütün aydınların aynı şekilde. Dolayısıyla size ben başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra yayın hayatınızda da başarılar imza atmanızı temenni ediyoruz.